Madde 438. Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri, fuhşu kendine meslek edinmiş bir kadın hakkında irtikap olunmuşsa, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların 2/3'üne kadarı indirilir. Karar. Mahkememizin anayasaya aykırılığını öngördüğü Türk Ceza Kanunu'nun 438 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı müracaatı, maddenin anayasaya aykırı niteliği taşımadığını 8-12-88 tarih ve 88'e 12 sayılı kararı ile hükme bağlandığından, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 438 maddesinin hükmü uygulanarak, haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 416 maddesi gereğince, verilen 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasının 2/3 nispetinde indirilerek, sanıkların 4 yıl 2 ay ağır hapsine ve Türk Ceza Kanunu'nun 40. maddesi gereğince, sanıkların tutuklu kaldıkları sürenin bu süreden mahsubuna ve 2148 sayılı infaz yasasında tatbikiyle, sanıkların mağduriyetlerine yol açmamak için tutukluluk hallerinin şimdilik kaldırılmasına temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. Ben Gün Gazetesi'nden Oktay, Naci Hanım. Davanızı başından beri takip ediyorum. Bu kararı haksızlık olarak kabul ediyor musunuz? Vallahi ben ne olduğunu anlayamadım ki. Hayat kadın olduğunuz için suçluların cezaları 2/3 oranında indirildi. Benim karım hayat kadını değil. Yeter artık. Üstümüze gelmeyin. Bir dakika, ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu karar için eşinizin ne düşündüğünü öğrenebilir miyim? Bana ne soruyorsun? Beni bu hale koyan, elime fahişe vesikası verenlere sor. Çocuklar durmaz.
fazla yorulup terlemiyor olur mu? Kendinize dikkat edin. Niye önüne bakmıyorsun? Bir yerine bir şey oldu mu? Söyle canım. Olayının yankıları sürerken biz vatandaşlarımızın fikirlerini alıyoruz. Önce bir hukukçunun görüşlerini alalım. Evet efendim, bu konuda neler düşünüyorsunuz? Günümüzde eşlerin bile cinsel ilişkiye zorlanması uygun karşılanmazken, fuhuşu meslek edinenlere karşı saldırıda bulunanlara indirilen bu ceza ilkeldir. Bu madde insan haklarına aykırıdır. Her şeyden önce o bir insan. Hayat kadını olsa bile çok yanlış bir olay. Hanımefendi, bir şey sorabilir miyim? Aa, ya reklamı. Hayır, N.T. olay hakkında fikrinizi istiyorum. Kocam duyarsa dayaktan öldürür beni. Ne beklenir ki? Sokakta, okulda, iş yerinde, evde, tarlada, yatakta, her yerde ikinci sınıf muamelesi. N.T.'yi desteklemek için bir haftalık yatak protestosu öneriyorum. N.T.'ye yapılanları insan haklarına aykırı buluyorum. Tesettür! 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 Namuslu kadın ayrı, fahişe kadın ayrı. Maden işçilerinin diri diri gömüldüğü bir ülkede fahişeyi kim takar? Nuri! Oğlum, seni bekliyoruz. Gel de bir lokma bir şeyler yiyelim. Hadi! İstemiyorum, yemeyeceğim. Yapma oğlum, beni çok üzüyorsun be. Sen üzülüyorsun, ben utanıyorum. Bak, gazeteler seni yazmış. Hep kadının eti! Öyle yazsınlar diye ben mi söyledim gazetelere? Sen anneni tanımıyor musun be oğlum? Nasıl bir insan olduğunu bilmiyor musun? Muhtar edini biliyorum. Naciye! Naciye! Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Yok bir şey Sabri. Hadi içeri gelin o zaman. Nuri gelsene. Sen konuşma lan bana! Ne biçim konuşuyorsun lan? Kırarım bacaklarını senin. Gelsene lan! Ulan gel bana bak! Hadi gel! Bana bak lan! Gelsene kırarım bacaklarını! Olur Sabri, yapma sen! Sen karışma! Bu evde kalmam ben! Gidiyorum lan! Sen bana istediğin gibi sat! Yapma, dur! Allah aşkına dur! Dur Sabri, dur! Bak neler söylüyorsun Naciye? Duymadın mı söylediklerini? Yalan lan, yalan mı? Bırak Naciye, bıraksana! Gel sen Sabri, gel! 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 Ne oluyor buna? Gene neden denlendi bu? Ne oldu Naciye? Gazete gene beni yazmış. Baksana. Hayat kadını N.T. diye. Öyle olmadığını Allah da ben de biliyorum Naciye. Çayın soğudu anne. Zarar yok. Sen iç oğlum. İşe geç kalmayayım bari.
Ben de dükkanı açayım. Kızım Allah'a ısmarladık. Güle güle anne. Naci, müdür seni sordu. Gelir gelmez beni görsün dedi. Hayırdır inşallah. Müdür bey, buyurun beni istemişsiniz. Naciye kızım, üzgünüm. Ama seni işten çıkarmak zorundayım. Muhasebeye emir verdim, hesabını kestiler. Bir kusur mu işledi müdür bey, ne yaptım? Kusuru filan bırak, öyle icap etti. Keşke daha önce söyleseydiniz. Birdenbire olur mu böyle? Ama Naciye, bugünkü gazeteler yazıyor. Sen de bana vesikalı hayat kadını olduğunu söylemedin. Ben hayat kadını değilim. Öyle olsaydım boğaz tokluğuna gece gündüz çalışır mıydım? Burası mahkeme değil ki. Öyle misin böyle misin karar verelim. Veliler baskı yapıyor. Seni nasıl çalıştırayım? Kusura bakma, güle güle. Sayın Başkanım, izninizle bir konuyu açıklamak istiyorum. NT olayı şu anda uluslararası gündemde görüşülmektedir. Yurt çapında da etki alınmış ve 438. madde mecliste tartışmaya açılmıştır. Bir şeyi anlayamıyorum. Bütün bunlar olurken NT ne yapıyor? Niçin bu savaşta yanımızda yer almıyor? Kadın bunalmış durumda. Onun yerinde olmayı kimse istemez. Sayın Başkanım, sosyal hizmetlere başvurumuz neticelendi mi? Evet, iyi ilerliyoruz. Etkiliyiz yani. Sosyal hizmetler NT'nin çocuklarını koruma altına almayı kabul etti. Umarım şu anda valilik de emri çıkarmıştır. Gerçekçi olalım. Şu anda NT için belki fazla bir şey yapamıyoruz ama çocuklarını kurtarabiliriz. Yeter artık Naciye. Kararıp durma. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ben çalışıyorum işte. Çok şükür ama yetişiyor mu Sabri? Naciye Tuna'nın evi burası mı? Evet burası, ne olmuş? Burasıymış efendim. Hanım, Naciye Tuna sen misin? Evet benim. Ali Tuna, Nuri Tuna, Ayşe Tuna senin çocukların mı? Evet benim çocuklarım. Neredeler? Nuri yok. Ali ile Ayşe içeride. Niye soruyorsunuz ki? Hanım, valilik emriyle çocuklarını alıp sosyal hizmetlere vereceğiz. Onlar da koruma altına alacaklar. İşte valilik emri. Ben çocuklarımı kimseye vermem. Bir yanlışlık olmasın. Biz çocuklar için müracaat etmedik ki. Orasını bilmem kardeşim. Bizim görevimiz çocukları alıp götürmek. Valilik emri. Vali de kim oluyormuş? O mu doğurdu benim çocuklarımı? Ne hakkı varmış benim evlatlarımda? Hanım, zorluk çıkartma. Biz hevesliyiz seni çocuklarını almaya. Ama emir emirdir. Ölürüm de çocuklarımı vermem. Dağ başı mı burası be? Dikkatli konuş. Görevimizi yapmamızı engellersen seni de götürmek zorunda kalırız. Götürün be! Çekil hanım. Götürün. Hadi gidin içeri. Ben konuşayım kendisiyle. Müsaade edin. Durun, ben evime giremezsiniz. Bir dakika memur bey. Durun. Tamam. Durun, tamam ben konuşayım. Kaçın. Ben konuşayım. Gel. Müsaade edin ne olur. Müsaade edin. Komiserim bir dakika ben konuşayım. Tamam efendim. Anlıyorum, anlıyorum. Tekrar ben konuşayım ne olur. Müsaade edin. Müsaade edin ne olur zorlamayın. Ben konuşayım kendisiyle. Haklısınız efendim. Tamam. Haklısınız. Ne olur ben konuşayım. Müsaade edin. Ben konuşayım. Müsaade edin. Tamam. Ben konuşayım. Müsaade edin. Lütfen. Lütfen. Naciye. Naciye. Vermem çocuklarımı. Naciye. Naciye dinle bak. Naciye.
Bana inanmıyor musun Naciye? Naciye ne olur aç kapıyı. Vereceğiz çocukları. Alacaklar. Çaresi yok. Ama bir gün onları geri alacağız. Onlar benim de çocuklarım. Hadi oğlum. Gel şu bak, bak, bak. Anne, gitmeyeceğim. Nete olayına iyice kafayı taktın ha. Hem de nasıl. İnan kaç gecedir gözüme uyku girmiyor. Bu kadına el uzatmak lazım. El uzatmışlar. Sosyal hizmetler çocuklarını koruma altına almış. Valilik emriyle yani. Gerekçesi de NT'nin vesikalı oluşu. Bence bu kaş yapayım derken göz çıkarmak. Kadına vesika ver. Yani toplum sorumluluklarını yerine getirmediği için kadın acılar çeksin. Yetmedi çocuklarını al. Sonra da insan hakları diye kıçını yır. Olmaz böyle şey, yok. Tamam kardeşim, dilekçenin kaydı yapıldı. Gerekli yere havale edilecek. Memur bey, acaba şunu... Aa hanım! Çocuklarımı verecek misiniz? Acele etme! Önce komisyon inceleyecek. Hemen öyle pat diye verirler mi? Ama pat diye çekip aldılar. Ben de istiyorum çocuklarımı şimdi. Kardeşim, senin istemenle olmaz, bekle. Dilekçene cevap verirsin bir bakalım. Bekleyemem. Vali Bey'e çıkart o zaman beni. Yiyecek değil ya, Allah değil ya bu. Aa, sen de laf anlamıyorsun. Çocukların sayın valinin yanında değiller ki. Barındırma yurduna verildiler. Bak, vatandaşlar bekliyor. Hadi kardeşim, hadi. Ayşe! Anne! Gel, gel! Anneciğim! Anne! Kızım, yavrum benim! Koş Ali abine haber ver! Annen geldi de, hadi! Ali abim burada değil, onu büyüklerin yanına götürdüler! Almaya geldim yavrum. Şimdi arka bahçeye gel. Gizli gizli gel. Hadi. Peki anne. Tamam. Nuri abi. Kız, sen ne arıyorsun burada? Annemle geldi. Bak, orada. Ne istiyor benden? Git çağır abini dedi bana. Git söyle, işi varmış gelemezmiş de. Ne oldu? İşi varmış gelemezmiş. Annem çok üzülüyor senin için. Geceler boyu ağlıyormuş dedi.
bu akşam eve gelsin. Peki anne. Abi annem çok üzülüyor. Geceler boyu ağlıyor. Bu akşam eve gelsin dedi. Benim annem değil artık o. Git söyle peşimi bıraksın. Yoksa fena olur. Fena olacaksa olsun bakalım. Ne yapacaksan yap. Dövecek misin ha? Git buradan diyorum sana be. Beni beğenmiyor. Bir de ekmeğini yesen bari. Erkeklik taslamak kolay. Ben neler çekiyorum biliyor musun sen? Bana ne ya? Ne çekiyorsan kafandan çekiyorsun. Öyle mi oldu şimdi? Kardeşlerini polisler gelip aldı. Ayşe'ye gittim kaçırdım. Ali hala oralarda. Daha ne istiyorsun? Sırtından yük kalktı işte. Allah cezanı versin. Bunu bana oğlum söylüyor ha. Evlatlar anaya yük olur mu? Benim içim yanarken. Git başka yerde ağla ya. Beni de delirtme. Git başımdan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir adres arıyorum, Billur Sokak. Yokuşu in, sağdan üçüncü sokak. Yoksa Naciye'yi mi arıyorsun? Evet, nereden anladınız? Televizyoncular, gazeteciler akın akın geliyorlar. Vallahi Naciye meşhur oldu be. Sağ ol, eyvallah. Güle güle. Canım benim. Güzel kızım. Anne üşüyorum. Giydiriyorum ya kazağımı ya. Kızma ama yetmedin Naciye. Evet. Dilekçen neticesini bekleseydin. Tabii senin çocukların değil diye böyle konuşuyorsun değil mi? Bu lafı senden beklemezdim. Kusura bakma. Ağzımdan öyle çıktı. Çocuklarım senin ekmeğini çok yedi. Hadi surat asma. Tamam mı? Hadi. Tamam. Tamam. Polis olmasın. Sakın kapıyı açma. Gel kızım. Saklan şuraya. Sakın sesini çıkarma. Tamam, emin. Kapat. Tamam. Naciye Hanım. Kimse yok mu? Kim o? Merhaba. Beni hatırladınız mı? Mahkemede konuşmuştuk. Hani gazeteci. Bir dakika. Naciye. Naciye. Gel gel. Polis değilmiş. Kimmiş? Gazeteci. Ne istiyormuş ki? Ne bileyim. Buyurun kardeşim. Ne istiyorsun? Rahatsız ettim. Hani mahkemedeki gazeteci. Konuşmak istiyorum. Tamam da kardeşim, ne konuşacağız? İyi de böyle pencere önünde konuşamayız ki. Gel kardeşim, gir içeri. Buyur gel. Hoş geldiniz. Sigara? Sağ olun, kullanmıyorum. Kahvemiz bitti. Çay içer misin? Hiç zahmet etmeyin. Anne! Anne! Kızımı polisten saklıyorum da... valilik emriyle çocuklarımı elimden aldılar. Kız, hani sesini çıkarmayacaktın? Ne yapayım anne? Sıkıştım. Hadi gel, gel çabuk. Anne, bu amca polis mi yoksa? Hayır, gazeteci. Hani çişin gelmişti? Hadi koş bakayım. Halimizi gördünüz işte. Çocuklarımın da benim de huzurum yok. Bütün bu olayları biliyorum. Ve haksızlık olarak kabul ediyorum. Gazeteler hayat kadını diye yazmışlar. Sonunu düşünmeden yazıyorlar kardeşim. Yazılar yüzünden işten kovuldum. Çocuklarımı aldılar. Her şey daha da beter oldu. Bakın, size yardımcı olmak istiyorum. Hakkınızı aramalısınız. Nasıl? Biz zavallı insanlarız. Gücümüz yok ki. Bacım,
Benim kalemim sizin kaleminiz olsun. Anlatın. Gerçekleri açıklayın. Anlatacaklarımın hepsini yazacak mısın? İyileri, kötüleri, yapılan haksızlıkları, polisi, memuru, her şeyi, herkesi. Her şeyi. Noktasına, virgülüne kadar yazacağım. Söz veriyorum. ...16 yaşımda zorla evlendirildim. Kocam benden oldukça büyüktü. Ağlamam fayda vermedi. Apar topar nikahımızı kıydılar. Geriye dönüş yoktu. Kaderimdir, kocamdır dedim. Dört elle sarıldım. İlk çocuğum olan Nuri'ye hemen hamile kaldım. Kocamın kazancı iyiydi. Evimizin her şeyi tamamdı. İkinci çocuğum Ali'yi de doğurdu. İki çocuktan sonra kocam kumara düştü. Evdeki eşyaları satmaya başladı. Üçüncü çocuğum Halil'i doğurduğunda oturduğumuz evden atılmış, iki göz odaya sığınmıştı. Kızıma hamile olduğum günlerde satacak hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Karnım burnumda hamileyken kocamın satacağı bir şey daha varmış. Benim namusum. Kabullendi mi? Eşek gibi kabullenecek. Benim dediğim olur. Ne zaman olacak bu iş? Bu gece. Buradan çıkınca. E ne bekliyoruz? Çıkalım o zaman. Hesabı getirsene koçum. Geldi abi. Üstü kalsın. Hadi yerine oğlum. Üşüyeceksin burada. Hadi git yerine yat. Emciğim, hadi. Işık var. Demek ki uyumamış hala. Uyumasın, ne olacak? Nasıl olacak peki? Sen koynuna giriverirsin demiştin ama nasıl yapacaksın? Sen bana bırak, sırtla beni. Sağla sırtı getirdim dersin sen. Fazla konuşma hadi. Tamam, evet. Yürü. Peki. Kim o? Benim, Kazım. Aa, ne bu hal? Komaya girdi içkiden, ben de kaptım getirdim. Sağ ol abi. Niye içer bu kadar, anlamam ki. Dertli garibim, para getir, yok, getir buluyor. Abi. Nereye yatırayım? Şöyle getir, şöyle yatıralım. Evet. Çocuklar yattılar mı? Yattılar abi. Evet. Allah razı olsun abi. Evdekiler seni merak etmesinler, geç oldu. Boş ver. Bana bak, içki yok mu? Yok abi. Boşmuş. Hadi gel, hadi. Abi diyorum sana, utanmıyor musun? Nazını yapmasan olmaz değil mi? Allah belanı versin ulan! Bırak ulan! Rezil herif! Pis serseri! Çek git! Çık buradan! Çek şu elini! Git hadi, defol! Defol! Bana bak, mümkünü yok bu iş olacak. Koş tut adamı. Sen çocuklarımın babası değil misin? Sen ne biçim adamsın be? Sana hesap vereceğiz. Canıma yetti. İhtiyacım var. Kazım da bize kıyakçılık yapıyor. O zaman git ananı sat, tamam mı?
Ulan seni bana sayın hanı verdiler. Alçak abi karı. O gece hiç uyuyamadım. Hastaneye de gitmedim. Birinin aklına uymuş, karım beni uyurken yaktı diye şikayet etmiş. Polisler gelip aldılar beni. Çocukların babalarının korkusundan doğruyu söyleyemediler. Karakolda ben de doğruyu söylemedim. Kavga ettik, başına kazanı geçirdim dedim. Çocuklarımın babasının beni satmak istediğini söylemeye utanmıştım. Avukat buldular bana. Bana sorarsan durumun iyi değil kızım. İfaden, şahitler falan. Açıkçası ceza yiyebilirsin. Daha önceden çocuğumu aldırmadığıma şimdi çok pişmanım. Hiç değilse benimle birlikte acılar, yokluklar çekmezdi. Ayşe'yi kaçak dünyaya getirdim bu doğum evinde. Mahkeme devam ederken kaçtım. Hemşire hanım. Evet. Naciye Tuna hangisi? İşte burada. Sizi tutuklamaya geldik efendim. Sanki bir vatan hainiymişim gibi aramışlar beni. Dost geçinen biri vatandaşlık görevini yaparak beni ihbar etmiş. Polisler beni yakaladıklarında kızım daha 3 günlüktü. Mahkemenin verdiği 1 yıllık cezamı çekmek üzere hapsettiler beni. Cezaevine girerken çocuklarımla helalleşemedim. Kaynanam evlatlarımı koparıp almıştı benden. Büyük Allah'ım, bana bu kadar acıları veriyor da niye canımı almıyor diyordum. Evlatlarım burnumda tütüyordu. Bebeğime ilk sütümü cezaevinde verdim. 14 yıllık yuvamın namusum için yıkmıştım. Sanki madalya mı veriyorlar namuslu olanı? İşte benim halim. Çıktığımda sevinememiştim. Dertler beni bekliyordu. Mahkeme çocuklarımı babalarına vermişti. Onlara nasıl kavuşacaktı? Ne olursa olsun dedim ve kaynanamın evine gittim. Utanmadan nasıl kapımı çalıyorsun? Çocuklarımı almaya geldim. Mahkeme çocukları oğluma bıraktı. Onlara bakamaz. Bir gün onlara şefkat mi gösterdi sanki? Benimle birlikte onları da döverdi. Kocayı karısı rezil de eder vezirdi. Oğlumu mahvettin. Elinde avucunda hiçbir şey bırakmadın. Bunca yıllık gelininim. Sana saygıda kusur ettin mi anne? Oğlunu kumar mahvetti. 14 yıllık yuvam yıkıldı. Hepimiz perişan olduk. Halil kalsın bari. Nuri ile Ali'yi götür. İkisi de azgın, baş edemiyorum. Ne bak olacakları belli zaten. Eti tırnaktan ayırma be güzel anam. Halil'i de ver götür. Vermem. Polis çağırtma bana. Al çocuklarını defol. İrade etme be canım anam. Ver hadi çocuklarımı. Dedim. Polis çağırtma bana, defol. Yürüyün çocuklar. Halil'imin o masum bakışı hiç aklımdan çıkmadı. Daha ana kuzusuydu o. Dönecektim. Benden koparttıkları yavrumu ne olursa olsun geri alacaktım. Derin bir kuyuya düşmüş gibiydim. 4 çocuklu dul bir kadındım artık. Ben nasıl evlatlarıma sahip çıkıyorsam anam da bana sahip çıkar demişti. Ama insan eti çok ağırmış. Bunu anladım. Ben kendi boğazıma yetişemiyorum Naci. 3 çocukla geldim başıma. Hayırsız kardeşlerin de kapımı çalmıyor. Halimiz ne olacak? Aç mezarı yok ki anneciğim. Bir iş bulup çalışırım. İş nerede Naciye? Bana hiç güvenme. İnşallah dediğin gibi iş bulursun. Çalışırsın. Neyine güvendin de çocukları babasından aldın? İşinceye kadar annemin evinde bir sığıntı gibi yaşadık. Şansım yaver gitti, bir savunada iş buldum. Aylardır çalışıyordum. İşimden de memnundum. Öyle şımarık hareketli biri de değilimdir. Naciye, masaj odasını da temizle. Peki efendim. Önce masanın çarşaflarını falan değiştireyim.
Boş ver işi şimdi. Çok yoruldun. Uzanmasaya da sana bir masaj çekeyim. Yumuşatayım ha? Aman abi, masaj benim neyime? Çok rahat edeceksin. Uzanmasaya hadi. İstemem dedim abi. Nazlanmasana. Dul kadınmışsın. Sana da bayılıyorum ha, bayılıyorum. Çekil ulan! Dul kadın olunca insan namussuz mu oluyor? Ben çocuklarımın ekmeğinin derdine düşmüşken... Allah belanızı versin! İşten ayrıldığımı anneme söyleyemedim. Ekmek getirmezsem sokağa atılacağımı biliyordum. İnşaatlarda temizlikçi olarak çalışmaya başladım. İşimden başka bir şey düşünmüyordum. Bu dünyada iyilerin olduğuna inanıyordum. Ama bugüne kadar iyilerle hiç karşılaşamadım. Ne yapmalıydım? Her isteğinin altına mı yatacaktım yaşamak için? Yapamadım. Yardım etmedikleri gibi her kötülüğü yapıyorlardı. Yüksek bir yerden kendimi atıp ölmeyi bile düşündüm. Ama çocuklarım anasız kalacaklardı. Vazgeçtim. Yıllar geçmişti ve sonunda sokaktaydım. Ben çocuklarıma kıyamazken annem bana kıymış ve çocuklarımla sokağa atmıştı. Çünkü ekmek götüremiyordu. Cahil kafamla bu dünya acımasızların dünyası diyordum. Açtık. Elimizden tutanımız yoktu. Çocuklarımı doyurabilmek için komşuculuk yaptım. Komşuların yemek saatlerini kolladım. Çıktın mı? Çıktım. Sığamıyoruz. Geniş bir eve taşındım. Hayırlı olsun ya. Kusura bakma, zamansız geldik. Ne kusura yok. Yemek yiyeceksiniz galiba. Hep beraber oturup yeriz ayol. Hadi geçin şöyle. Vallahi ben sabah kahvaltıyı çok geç yaptım. Gel ya. Dur sen de otur gel. Belki çocuklar acıkmıştır. Benimkiler iştahsız kardeşim. Hep beraber olursak yerler. Hadi yemek olmasın. Hadi. Açlık yalan söyletmişti bana. Çaresizlik her kötülüğü yaptırırmış derler ama... ...ben hırsızlık ve namussuzluk yapmadım hiçbir zaman. Araba mezarlığı... ...sanki bizim de mezarımız olmuştu. Sonra bir gün
Çocukluk arkadaşım Perihan'la karşılaştık. Halime acıyıp çocuklarla beni evine aldı. Aman ne olacak, ben de yalnız yaşıyorum. Hem de bana can yoldaşı olursunuz. Sağ ol Perihan. Allah senden razı olsun. Gel yavrum. Ben de bu iyiliklerinin altında kalmam. Aman ne olacak, hadi canım yürü. Sen bu hale düşecek kız mıydın be Naciye? Aman boş ver, fabrikada sana bir iş ayarlarım. Sağ ol. Seni karşıma Allah çıkardı Perihan. Öyle bir zamanda çıkardı ki, inanır mısın? Ölümü bile düşündüm. Aman, deli deli konuşma kız. Bak, işte evin burası. Bir lokma ekmek değil mi? Onu da buluruz. Geçinir gideriz. Bak Naciye, aklını kullanırsan bu zor günleri çok kolay atlatırsın. Perihan'ın eli ayağı olmuştu. Her işini yapıyordu. Bir gün arkadaşlarla piknik yapacağımızı söyledi. Meğer arkadaşları iki erkekmiş. Gel buraya! Perihan! Orası para verdim sana! Gel lan buraya! O paraları sana yedirecek kadar enayi miyim ulan ben ha? Bırak! Ben anne! Ben. Çekil! Çekil! Bana mı dedin kaçın? Ulan gebertin sen ha! Bırak lan! Orospuydun lan! Bırak cezanı versin! Çekil lan! Bana bak! Çekil dedim! Diyorum sana. Çocuğun yanında rezil ettin yere! Kadar para saydım sana! Orospu! Hayvan! Geberteceğim ulan seni! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bana bak! Manyak mı bu karı be? Manyak mı bu karı? Bu kadar para saydım. Nereden buldun bu gerizekalıyı? Yaptığını beğendin mi? Çok nankörmüşsün be. Üzerinden geçmeyen kalmamış, bir de hava atıyorsun. Ben namusum için 14 yıllık yuvamı yıktım Perihan. Ne diyorsun sen? İyi bok dedin. Hadi yallah. Yallah çocuklarım. Ne biçim konuşuyorsun Perihan? Evimden. Hadi. Evde bulursam sopayla kovalarım. Ne sinirli yüzüm be? Bırak be, şuna bak. Tamam, anlaştık da geldik. Adamı rezil ediyorlar be. Sakin ol ya. Namuslu olmanın mükafatı böyle oluyordu demek. Gene sokağa atılmıştım. Yüzümü kızartıp eski ev sahibime gittim. Kızım biz de dardayız. Bir emekli maaşım var, bir de o ev işte. Amcacığım ben bedava verin demiyorum ki. Çocuklarımla sokakta kaldım. Başımı sokacak bir yerim olsun, çalışır kirayı öderim. A kızım, bari çocukları babasından almasaydın. Bir keresinde bunaldım. İki oğlumu babasına gönderdim. İki gün geçmedi, ananızın yanına gidin demiş. Ne yapayım? Hiç Allah korkusu yokmuş rezilde. Bu garibin hali ne olacak? Allah'ına sığınıp gelmiş. Kiminin parası, kiminin duası hanım. Düşene biz de tekme vuracak değiliz ya. Otursunlar evde. Yüklükte kilim filan var, bari onları vereyim sana. Allah beni mahcup etmedi. Fabrikada çalışmaya başladım. Ev sahiplerimin kirasını ödeyebilecektim artık. Sanki yeniden doğmuş gibiydim. Çalışıyordum. Başımıza sokacak bir yerimiz vardı ve çocuklarım yanımdaydı. Babasız çocuk büyütmek çok zormuş. Hadi lan uzatma sana. Çocuklarımla tamam birlikte dertleri de büyüyordu. Büyük oğlum Nuri meydanı boş bulmuştu. Babasından gördüğünü yapmaya başlamıştı. Kumar oynuyordu. Anladık. Eşek şantör lan sen de. Ver gel. Çabuk. Para ver. Hadi. Ver parayı. Aman be. Hadi. Acaba kumara nasıl para veriyor? Yine ben kazandım. Çarşıdan. Sonra öğrendim geceleri araba teypleri falan çalıyorlarmış. Allah cezanı versin senin. Paramız mı var lan kumar oynuyorsun? Anne! Hadi yürü eve! Yürü dedim! Anne ne yapıyorsun ya? Önüne bak, önüne sen karışma bana! Yürü! Allah Allah! Karışma! Karışma bana! Konuşma dedim! Karışma! Bir gün işten dönüşümde Nuri'nin karakolda olduğunu söylediler. Koştum vardım. Ne yaptın gene? Allah seni kahretsin. Hanım. Bu çocuğun anası sen misin? Evet, benim komiserim. Kızım, niye çocuğuna sahip çıkmıyorsun? Doğurup doğurup atmak kolay değil mi? Hangi ana çocuğunun kötü olmasını ister? Ben onlar için saçımı süpürge ettim. Sokağa atar mıyım hiç? Babası yok mu bunun? Ayrıldık. Sonunu düşünmeden ayrılın. Çocuklar da ortada kalsın.
Dua et ki yaşı küçük. Hadi oğlunu al git. Bir daha gelirse gözünüzün yaşına bakmam. Sağ ol komiserim. Yürü hadi, yürü. Erkek değilim ki evire çevire döveyim. Rahmetli babamın asker arkadaşı Tahir Usta'ya yalvardım. Eti senin, kemiği benim dedim. Ama içim yanıyordu. Ben oğlumu adam gibi yaşatmak, okutmak istemez miydim? Oğlum da halime acıdı. Çırak olarak çalışmaya başladı. Dertler, acılar yakamı bırakmıyordu ki. Annemi kaybettim. Acımasız bir kadındı ama benim anamdı. Daha cenazesi evden çıkmadan eniştelerimle kardeşlerim miras kavgasına tutuşmuşlardı. Bir tarlası vardı, bir de eşyaları. Eşyaları hemen oracıkta paylaştılar. Tarladan hisseme biraz para düşmüş. O parayla oturduğum bu gecekonduyu satın aldım. Kendi malım bir evim vardı artık. Ama keşke anam yaşasaydı da evim olmasaydı. Yeni bir hayata başlayacaktım. Ama yeni hayatımın eskisini aratacağını bilemezdim ki. Her şey Fahriye ablamın aracılık yapmasıyla başladı. O gün paydos saatinde yanıma geldi. Kız Naciye, seninle bir şey konuşacağım. Üzerimde kalmasın. Kumcu Arif'in sana selamı var. Kumcu Arif kim abla? Aslanlar gibi bir adam. Bir de kamyoneti var. Sana aygın baygın kız. Aman abla. Kala kala bana mı kalmış aslanlar gibi adam? 4 çocuklu dul bir kadınım ben. Gönül ferman dinler mi kızım? Bana yalvar yakar oluyor. Sevaptır abla, aramızı bul ne olur diyor. Mümkünü yok abla. Hiç söylememiş ol bana daha iyi. Kestirip atma hemen. Biraz düşün güzel kızım. Başınızda bir erkek olur. Çocuklarına sahip çıkar. Benim erkek düşünecek halim mi vardı sanki? Büyük oğlumun derdi bitmeden küçük oğlumun derdi başlamıştı. Bir arkadaşının aklına uymuş. Bursa'ya kaçmaya kalkışmış. Son anda otobüste yakaladım, çekip aldım. Kocamdan hiç gülmemiştim. Çocuklarımdan mı gülecektim? Zorla eve götürdüm. Ama bir gün gene kaçacaktı. Ne yapacaktım ben? O gece hiç uyuyamadım. Ben ekmeğimi kazanmaya çalışırken evlatlarımı kaybediyordum. Denize düşen yılana sarılır. Hiç değilse çocuklarımın başında bir erkek olsun dedim ve Fahriye ablanın teklifini kabul ettim. Hafta sonunda adamı alıp evime getirdi. Çocuklar, utanmıyor musun Ali? Kapat onu. Aman kız, rahat bırak çocukları. Biz yabancı mıyız? Ama abla, ayıp oluyor. Kusura bakmayın ne olur. Naciye kızım, hayırlı bir iş için geldiğimizi biliyorsun. Arif kardeşimiz sana talip. Sağ olsun. Vallahi ne söyleyeyim, evlenmek aklımdan geçmiyordu. Ama çocuklarımın başında bir erkek olursa daha iyi olur elbet. Senin çocukların benim çocuklarım demektir.
gönlünü ferah tut. Hepinize sahip çıkarım. Allah razı olsun. Biz aramızda konuştuk. Arif kardeşimin bir yazlığı var. Oraya taşınırsınız. Nasıl münasip görürseniz. Herhalde nikahtan sonra taşınırız. Nikahı da nereden çıkardın? Sana söylemedim mi ben kızım? Neyi abla? Arif'in evli olduğunu. Yok, söylemedin abla. Söyleseydin buyurun gelin der miydim? Olmaz. Resmi nikahsız olmaz. A kızım, 4 çocuklu kadını kim resmi nikahlı alır ha? Ben kimseye yalvarmadım ki abla. Bak Naci, hemen kestirip atma. Gönlüm sana takıldı bir kere. İyi bakarım sana. Bir giydiğini bir daha giymezsin. Çocuklarının da karnı doyar. Hem metres hayatı da karı koca hayatı demektir. Kusura bakma abla. Metres olmaktansa dul kalmaya razıyım ben. Tamam mı? Çekip gittiler ama Arif peşimi bırakmadı. Sanki başka kadın yokmuş gibi kafayı bana takmıştı. Önümde ardımda bıkmadan dolaşıyordu. Allah biliyor ya, içinde ufacık bir heves bile yoktu. Arif'in yılışık hallerine deli oluyordum üstelik. Gece içimde bir sıkıntı vardı. Büyük oğlum eli ekmek tutunca eve gelmemeye başlamıştı. Ana yüreği dayanmıyor ki. Aklıma kötü şeyler geliyordu. Çıkıp arasam mı diye düşünürken kapım çalındı. Kim o? Nuri, sen misin? Naciye, benim Arif. Aç kapıyı konuşalım. Gecenin bu saatinde ne istiyorsun be? Defol git buradan hadi! Thank you.
Kaçan kamyoneti, plakasını aldım. Aldın mı? İyi etmiş. Anne, anne. Anne. Hadi yardım et içeri. Anne. Hem dayak yemiş, hem de tecavüze uğramıştım. Anne. Çocuklarımın çığlıkları hala kulaklarımda. Sonra beni karakola götürdüler. 4 kişiydiler. Arabanın plakasını aldım. 07 N'ye 471. Adamları tanıyor musun? Bir tanesini tanıyorum. Kumcu Arif. Benimle ilişki kurmak istiyordu, kabul etmedim. Bu gece arkadaşlarıyla evimi bastı. Şikayetçisin, öyle mi? Nasıl şikayetçi olayım? Ben yalnız bir kadınım. Daha kötü hallere mi düşeyim? Allah'ından bulsun. Niye korkuyorsun hanım? Burası dağ başı mı? Hangi devirde yaşıyoruz? Kanunlar seni koruyacak. Suçlular da cezasını çekecek. Komiserin baskısıyla korka korka şikayetçi oldum. Şimdiki kocam Sabri ile o gece tanışmıştık. Halime acımış, bana yardım etmişti. Ama ben kimseye itimat edemiyordum. Her yanıma sokulandan darbe yemiştim çünkü. Kapı önünde ayrıldık. Sağ ol. Geçmiş olsun, iyi geceler. O gece hiç uyumadım. Başıma daha neler gelecekti acaba? Thank you.
oluyor be? Ne istiyorsunuz benden? Bırakın beni. Polise şikayet etmişsin. Tamam. Ulan kaltak, bizi yapacak mısın ha? Dur be. Komiser istedi şikayetçi olmamı. Ne yapayım? Bana yaptıkların yetmedi mi? Uğraşma benimle. Sen istedin ulan. Sabah erkenden savcılığa dilekçe vereceksin. Korkuyla söylemişim. Öyle bir olay olmadı diyeceksin, yoksa ölürsün. Ne istersen yaparım. İstersen yapma da görelim. Unutma. Korkuyla öyle söyledim diyeceksin. Hadi şimdi siktir. Dediklerini yapacaktım. Başka çarem yoktu. Sabri benimle ilgileniyordu. Ne olduğunu merak etmiş. Çocuklarımla beni kebapçıya götürdü. Ona her şeyi anlattım. Öyle korkarsan, kısarsan daha çok üstüne gelirler. Bana sorarsan şikayetini geri alma. Alma diyorsun ama o şehir eşkıyalarıyla nasıl başa çıkarım? Polis baş edecek onlarla. Kanun cezalandıracak. Ah be Sabri, yalnız bir kadınım ben. Hakkını koruyacak gücüm yok ki benim. Bak Naciye, ben de haksızlıklara çok kızarım. Elimden geldiği kadar sana yardım ederim, korurum. Korkma. Sabri'nin o sözleri içimi sıcacık yapıvermişti. İlk defa bir erkek karşılık beklemeden bana yardım ediyordu. Kapımıza kadar geldi ama içeri gireyim mi demedi. Daha çok kanım ısındı Sabri'ye. Girmek isteseydi gir derdim. Artık yalnızlıktan, ezilmekten bıkmıştım. Zaten kaybedecek neyim kalmıştı ki? Naciye aç benim, ben çok önemli. Hayrola, bu saatte ne istiyorsun? Beni Arif gönderdi. Yarın sabah savcılığa gitmezse çocuklarıyla beraber onu evinde yakarım diyor. Allah onun belasını versin. Sus kız, herif deli, vallahi dediğini yapar. O adamı sen sardın zaten başıma, defol git buradan. Artık istemiyorum, git be. Hadi git. Sabri beni birazcık yüreklendirmişti ama gece gelen haber beni çok korkuttu. Şikayetimi geri almak için dilekçe verdim. Savcının kapısına kadar peşimden geldiler. Sakın orası yapma. Bir şey söylersen savcı da ölür, sen de ölürsün. Bunu görüyor musun? Hadi git şimdi. Girin. Dilekçeyi verdim ama savcılık peşlerini bırakmadı. Amme davası açtı. Sabri sözünde durmuş, bana sahip çıkmıştı. İşte yüzüm, daha eli elime değmemişti. Çocuklarıma babalık yaptı. Allah var yukarıda, bana çok destek oldu. İşten çıkışımda beni alıp evimin önüne kadar getiriyordu. Bana biraz güven gelmişti. Biraz da kendimi düşüneyim artık dedim. Arif ve adamlarını polis yakalamıştı. Karakolda ifadelerini alıp mahkemeye sevk ederlerken savcı beni de istemiş. Çıkarıldıkları mahkemede tevkif edilmişlerdi. Sabri ile evlenmeye karar verdim. İmam nikahı kıydırdık. İmam nikahımızın ilk gecesinde...
Sabri ilk defa evime girmişti. Allah ne verdiyse yemeğe hazırlanıyorduk. Polisler geldi. Buyurun, çekil, ne oldu? Çekil bakalım. Bu evde fuhuş yapıldı, ihbarını aldık. Görüyorsunuz, bir yanlışlık var. Memur bey, görüyorsunuz işte. Böyle bir durum var mı? Kim bu adam? Kocam. Nikahınız var mı? İmam nikahlıyız. Kolayını bulmuşsunuz. Biz burada göz göre göre fuhuş yaptırmayız. Yürüyün bakalım. Hadi. Bir dakika, karakolda anlatacağım kardeşim. Yani anlıyorsun, bir dakika. Derdini karakolda anlat. Hadi yürü bakalım. Bir şey adamın gözü önünde hayasızlık yapacak kadınıydım ben. Karakolda derdimi anlatamadım. İfadelerimizi aldılar, beni hastaneye sevk ettiler. İki gündür adet halindeyim. Gene de ilişki olmuş raporu verdi doktor. Arif'in parası çoktu. Şimdi anlıyorum bazı şeyleri. Bana vesika vermek için sanki yarış ediyorlardı. Toplum dul kadına zaten kötü gözle bakıyor. Vesikalıya nasıl bakacaklardı acaba? Evimi 27 gün müddetle mühürlediler. Komşular çocuklarını çocuklarımla oynatmadılar. Halbuki ne suçları vardı? Oynasalar ne olacaktı? Kumcu Arif'in poliste hatırlı dostları vardı. Para gene gücünü göstermişti. İşte o günlerde bana kurulan tuzağı anladım. Ama ne yapabilirdim ki? Ulan oğlum, yaşlı hataya basmayalım. Ne oldu? Merak etme abi. Avukat cin gibi parmak oynatıp ayarlamalar yaptı. Naciye kaltağına vesika verdirdi. Sana tekrar soruyorum. Evinde sana saldıranlar bunlar mıydı? Evet efendim. Peki peki. Otur kızım. Söz istiyorum hakim bey. Buyurun. Sayın başkanım, sayın mahkeme üyeleri. Müvekkilim bir komplo karşısındadır. Bu hanım vücudunu satarak para kazanan bir fahişedir. Ve valilikten kendisine verilmiş fahişe vesikasına sahiptir. Müvekkilimden para sızdırmak için böyle bir oyunun içine girmiştir. Kendisine şahitlik yapan Sabri Cunur sonunda bu kadının dostu olup kendilerini ahlak zabıtası uygunsuz vaziyette yakalamıştır. Müvekkilim itibarlı bir iş adamı olup temiz bir aile yuvası vardır. Kendilerinin beraatını talep ediyorum. Sen ne diyorsun kızım? Hayır hakim bey. Ben fahişe falan değilim. Beni zina yapıyor diye vesikaladılar. Adam imam nikahlı kocamdır. Otur. Söz iddia makamındır. Sanıklar hakkında isnat edilen suç, şahitlerin ifadeleri Naciye Turan'ın beyanıyla sabit görülmüştür. Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 416. maddesi uygulanarak 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası uygulanmasını talep ediyorum. Ancak Emniyet Müdürlüğü'nden gelen rapor ve bilgilerle Naciye Tuna'nın fuhuşu meslek edindiği ve kendisinin vesikaya bağlandığı anlaşılmıştır. Bu durum muhakemesinde sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun 438. maddesi uygulanarak cezalarının 3/2 oranında indirilmesini talep ediyorum. Duruşmaya kısa bir süre ara veriyorum. İddia makamı kanunun bu maddesinin uygulanmasını istiyor. Ben bu maddeyi insan hakları ve eşitliğine aykırı buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sayın başkanım, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu maddeye bağlı olarak cezayı indirmek bence de haksızlık sayın başkanım. Bu durumda Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederek söz konusu yasa maddesinin iptalini isteyelim. Bakmakta olduğumuz davada uygulanacak Türk Ceza Kanunu'nun 438. maddesinin anayasaya aykırı niteliği taşıdığı kanaatine varan mahkememiz, anayasanın 152. maddesine göre gereken işlemleri yaparak dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi'nin aynı maddesine göre cevap alınması için 5 ay beklemesi gerektiğinden sanıkların tutukluluk hallerinin devamına
ve duruşmanın 8-12-1988 tarihinde ertelenmesine... 438. madde ne demekti? Bunları sonra gazetede okudum. ANAP'lı SYP'li mebuslar o maddenin iptali için önerge vermişler. Sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş bizim duruşmanın hakimleri. 11 üyenin 7'si maddenin lehinde karar vermiş. 4'ü de aleyhinde. Sonrasını biliyorsun kardeşim, sen de mahkemedeydin. Ülkede herkes ayaklanmış. Bana ne faydası var? Daha beter damgalandım. 3 sene, 5 sene fazla ceza yeseler... ne olacak sanki? Kaybettiklerimi geri mi verecekler? Haklısın. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Ama en azından gerçekleri yansıtacağım. Sağ ol kardeşim. Kapıyı açın! Polis! Hadi kızım içeri, hadi. Buyurun, kimi aradınız? Ali Tuna evde mi? Bana ne soruyorsunuz? Alıp götüren sizsiniz. Oğlun yetiştirme yurdundan kaçmış. Evdeyse söyle. Ne bileyim ben? Burada olmasın. Evde yok. Kızını da kaçırmışsın. Başına iş açacaksın. Memur bey, hanımı tehdit etmeye hakkınız yok. Sen kimsin? Avukatı mısın? Haksızlık edilen bir insanın onurunu korumak ve onun olayını herkese duyurmak isteyen bir gazeteciyim. Aradığınız çocuk da burada yok. Hanım, çocuk eve gelirse teslim et. Bizi de uğraştırma. Gazeteci kardeş, sağ ol. Kendi çocuklarımın hırsızı oldum. Oğlum belki abisine gitmiştir. Onu bulmalıyım. Buraya gelme demedim mi sana? Kardeşin yurttan kaçmış, sana uğradı mı? Uğramadı. Rahat bırak çocuğu da kendi hayatını yaşasın. Bacak kadar çocuğun ne hayatı olurmuş ki? Senin evinde boynuz olmaktan daha iyidir işteyse. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Ne biçim? Vursana, vursana hadi. Her şey senin yüzünden geldi başımıza zaten. Git diyorum sana. Git buradan. Gitsene be. Ulan Ali, ne yapıyorsun orada? Kaçma lan, dur orada, geliyorum. Ne yapıyorsun sen? Hadi yürü, yürü! Yürü! Dönsen de öldürsen de oraya dönemezsin. Hayır, seni evimize götürmeye geldim. Sen çok git, şükür. Ben sonra gelirim. Oh, buldum seni. Olmaz oğlum, evimize gideceğiz. Kardeşin de çok özledi seni. Hadi koçum oğlum, hadi bir tanem. Hadi yavrum, hadi. Canım, canım.
Arabalarla Naciye'yi görmeye geldiler. Kimmiş kız, kim? Sana bir şey diyeyim mi? Bunlar bu çamura dayanamazlar, dönerler. Bunlar da topu vermeye gelmesin kız. Ne var? Ne oluyor? Naci teyze, bir kadınlar geldi, gene seni arıyorlar. Çok kalabalık. Baksana. Ne oluyor? Gene birileri geliyormuş. Ne geliyorlar Naci teyze, bak. Naci, kızım, neden bizi arayıp sormuyorsun? Baktık sen gelmiyorsun, biz gidelim dedik. Ayağınıza sağlık efendim. Senin için savaşıyoruz kızım. Ama sen olayı saptırıyorsun. Fahişe olmadığını savunuyorsun, neden? Ben fahişe değilim de ondan. Kızım, bu önemli değil. Biz diyoruz ki fahişe de olsa insanca eşit muamele görmeli. Ben fahişe falan değilim. Sanki fahişesin kızım. Biz sana yardım etmek istiyoruz. Nasıl yardım bu? Gazetelere demeç vermekle, toz poz resim çektirmekle mi yardım edeceksiniz? Haksızlıkla verilmiş vesikamı iptal ettirebildiniz mi? Benim için ne yaptınız ki? Benden sonrakiler için ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Nuri Tuna, Naciye'nin büyük oğlu. Çaldığı bir arabayla kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Son nefesini verirken bile annesini görmek istemedi. Ali Tuna, evinden kaçtı. Bütün aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadı. Halil Tuna, babaannesinde kaldığı süre içinde bir daha annesiyle görüştürülmedi. Naciye hala zaman zaman ondan haber bekler. Ayşe Tuna, valilik emriyle annesinden koparılıp alındı. İyi bir gelecek için yerleştirildiği çocuk evinde annesinin yolunu gözlüyor. Sabri Cinur, çevrenin ve ailesinin baskılarına dayanamadı. Ailesi bir orada yaşıyorsun, gel sana namuslu bir kız alalım dediler. Ve Sabri bir daha Naciye'ye dönmedi. Naciye Tuna, açılan kampanyalar, adı üzerinde ülke çapında kopartılan fırtınalar, meclis tartışmaları, kamuoyunun tepkisi ve Türk sineması adına Onur filmimiz, madde 438'in çekimiyle yarattığı sansasyonla 438. madde iptal edildi. Madde 438. Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri, fuhşu kendine meslek edinmiş bir kadın hakkında irtikap olunmuşsa, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların 1/3'üne kadarı indirilir.